Evet, kısa süreli bir ara ama onun haricinde de genelde işte Arap Yarımadası ya Suudi Arabistan dışında da hep işte Brezilya, Portekiz, hani kendi ana dilini konuştuğu yerlerde çalıştı. Serdar, onun için de yani Jorge Jesus için de bir başka meydan okuma olacak Fenerbahçe, ne dersin? Ya Jorge Jesus'un şimdi tanıtanım bölümüne baktığın zaman Arabistan, işte Brezilya, kendi ülkesi, ezeli rakibin başına geçme gibi kupalara da baktığınızda Fenerbahçe'de de çok farklı bir hikayesi olacak gibi gözüküyor. Yani bundan birkaç sene sonra Jorge Jesus'la ilgili bir video hazırlandığında bu kanalda bu Fenerbahçe sayfası apayrı bir sayfa olabilir. Yani dün Ozan Zeybek'in bağlantısını da izledik. Daha önceki bağlantısında da çok umutlu olduğunu söyledi ama ben bir kez daha söylüyorum. Çok farklı bir futbol kültürüne geliyor. Bakın çok farklı. Belki Türk futbolunu dışarıdan bildiğini zannediyor. Ama Türk futbolunu dışarıdan çok iyi bilmediğini içine görünce, girince görecek. Ne kadar çabuk sürede uyum sağlayabileceği, o evrimi ne kadar çabuk sürede gerçekleştireceği bu çok önemli. Bence onu uyum sağlayabilir, çabuk uyum sağlayabilir. Biraz böyle taraftar tutkusu açısından Tecrübeli bir bir teknik adam. benzerlik de aslında özellikle Brezilya'yla benzeştirebiliriz değil mi bazı konularda burayı? %100 benzeştirebiliriz ama orada tabii oradaki taraftar da çok coşkulu, Evet. çok istekli, çok arzulu. Ama en azından biraz daha bizden sabırlılar. Yani Nobre'de de Brezilya taraftarı da çok sabırlı değildir. Büyük takımların taraftarları da Evet. hemen sahaya yansımasını görmek isterler bu işi. Benzer ülkeler diyebiliriz futbol anlamında. Ama tabii oradaki yetenekler çok farklı yetenekler. Evet, doğru söylüyorsun. İzleyicimiz Anıl Bey, selamlar Son Sayfa ailesi. Jesus bence 2007 ve 2008'deki Fenerbahçe ruhunu geri getirecektir tecrübesiyle demiş. Kanada'dan selamlar demiş bize. Kanada'dan göndermiş mesaj. Belki şey dönemi gibi 2007'de şampiyon oldu. 2008'de hoca şampiyon gibi kimdi? çeyrek final Zico. Heh, yani ya Zico ya da bu Pereira dönemi vardı. Şimdi Pereira. 96 ama 2007-2008 Bak. dönemi daha yakın hani Ya tarih. yakın da o dönemki gibi bir ekol olabilir. Bir tarzı olabilir. Bir dönemi olabilir. Tarihe geçen bir dönemi olabilir. Biz yani adamı göklere çıkarmaya çalışmıyoruz. Sadece Fenerbahçe'ye gidebilecek bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe camiasına gidebilecek, uyum sağlayabilecek, futbolcular üzerinde etkileşim yaratabilecek bir adamdan bahsediyoruz. Koku onun gibi olamaz. Vitor Pereira onun gibi olamaz. İsmail Hoca kendi yurdumun insanı kabul ediyorum ama Jesus çok farklı bir karakter. Çok daha baskın. Belki İsmail Hoca da aralıksız Fenerbahçe'de çalışmaya devam etseydi veya başka büyük kulüplerde çalışmaya devam etseydi o da bir Jorge Jesus, Fatih Terim gibi, işte Figür Mustafa Denizli gibi, olabilirdi. Şenol Güneş gibi baskın bir dominant bir teknik adam profili olabilirdi. Ama Vitor Pereira ve Koku Jesus kadar oyuncuların üzerinde hakimiyet kurabilecek adamlar değil. Ki hele hele Koku'nun hiç ihtiyacı yok. Onların tarzı çok daha başka. Hollanda ekolü. Orada herkes işini yapıyor. Yani orada Hollanda'daki bir futbolcu saha kenarına bakıp hocam çok güzel duruyor bir gol atayım demez. Hani saha kenarı duruşu diye bir şey çıktı ya şimdi. Bir de bu çıktı futbolda. Jesus öyle değil. Jesus disiplini bozan adamı siler. Yine gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Bak, bir fanatik Galatasaray'dan sana mesaj var. Herhalde Göktan ismi. Diyor ki Mehmet abi Portekiz'in Fatih Terim figürü dedi ama Avrupa Kupası olmayan teknik direktör Fatih Terim figürü olamaz. Ben de demin ona baktım Avrupa Kupası var mı diye bir gözden Fatih kaçırmış Hoca'yı onu. çoğu kişiyle kıyaslayamayız ki 8 tane lig şampiyonluğu var. Yani 8 Evet. şampiyonluk daha fazlası Sen birazcık yapısal olarak Ferguson ve benziyor. Guardiola'nın o kadar fazla lig şampiyonluğu vardır. Onların da sebebi Bayern'le City'yi çalıştırması tabii Guardiola'nın. Ama ben dün şu soruya takılı kaldım. Melike çok keyifli izledim sizi. Ozan Zeybek şu cümleyi kullandı. Dünyada şu an boşta olan teknik direktörlerden en iyisini aldı dedi. Evet. Ben de biraz onun beyin jimnastiğini yaptım. Yani acaba boşta olanlardan Bu şimdi... söylediği şey benim de birazcık dikkatimi çekmişti. Hani acaba kim olabilirdi başka alternatifler diye. Yani şöyle, şimdi biz biraz kafa yorduk arkadaşımla. Onu da söyleyeyim, yardım aldığımı da söyleyeyim. Bielsa boşta. Favre boşta. Benitez boşta. Zidane boşta. Ama hani bu isimlerle birlikte Jorge Jesus'u alalım.
Sanki ben de Jorge Jesus'u tercih edebilirim. Kariyer olarak bazı isimler Jorge Jesus'u ağır bassa da. Yani biraz daha bizim iklimimiz o şampiyonluk rekabetine uygun gibi. Yoksa hani orta seviye yapılanmalarda Benitez müthiş işler yaptı. Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Döndü Chelsea'yle Avrupa Ligi'ni aldı. Hani kupa kazanmış bir teknik. Valencia'yla finalleri var diye kalmış aklımda. Hakikaten yani o yüzden bu sefer çok ben Ali Koç'un eleştirilebileceğini düşünmüyorum işler kötü gitse de. Bence bu sefer doğru bir teknik direktör seçti gibi geliyor bana. Hakikaten izleyicilere de soralım yani. Ben biraz beyin jimnastiği yaptım. Çok mutlu Fenerbahçeliler yani. Bu konuda. Sadece yok. Mesela bir soru işareti var. Bak onunla devam edelim istersen. Gürkan Bey yazmış. Oyun sistemi hakkında yorum yapar mısınız lütfen diyor. Bir Portekizli hocanın daha üçlü sistemine maruz kalır mıyız demiş. Üçlü sistemde bir sıkıntı yok ki. Kurduğunuz kadroda sıkıntı var. Ben üçlü sistemde açık söyleyeyim. Ön yargılıyım. Ukalalık da yapayım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un teknik direktör olsam üçlü asla oynatmam. Şöyle oynatırım. Şampiyonlar Ligi'nde karşımda Paris Saint-Germain olur. Üçlü oynatırım. Niye? Defansı kalabalık tutayım. İşte beşli savunmayı döneyim zaman zaman. Bunu Sergen Yalçın ilk Beşiktaş'ı aldığında Galatasaray mükemmel bir seri yapmıştı. Böyle 8 maç. Pandemi öncesi oynanan son maç altılı savunma gibi neredeyse. Boyuta falan bayağı beke çekmişti hani. O zaman olabilir hani böyle savunma aksiyonları yapacaksam repertuarımda ama büyük takımlar zaten lig şimdi yeni sezonda 4 düştü 3 çıktı. Baylı sistem 18-18-36 takım olacak. Yani 36 maçın Melike herhalde bir 27-28'ine kafadan galibiyet için çıkacaksın banko. Yani iç sahada zaten taraftan olacak vesaire. Orada bana üçlü sistem ya kadron kusursuz olmalı öyle bir mali yapı yok. Yani şöyle bir tane bekin Jason Dinayer gibi olacak. Böyle beke kaçacak vesaire çabuk olacak. Öne sürekli destek verecek. Chelsea onu oynuyor ama Chelsea'nin oynadığı veya milli takımlar oynuyor. Milli takımlardaki oyuncu havuzları farklı. Son milli maç biz de oynadık Portekiz'e karşı. Ozan, Meriç Çağlar kötü değil evet. Orada bocaladık. Ben biraz üçlü de açık söyleyeyim. Ön yargılıyım yani. Ben oynatmam kolay kolay büyük takımsa. Pereira'yı da şu yüzden eleştirdik. Üçlü oynayabilirsin problem değil ama. Üçlü oynuyorsun. Ferdi Osay daha yeni kenar oynamayı öğrenmiş. Ortaya koydun Gustavo'yu. Golü kim atacak diyorduk. Bir Mesut Özil'le. İleride Berisha oluyordu yani sayısı olarak az kalıyorsun. Bu şu demek değil hani ileriye ne kadar adam yollayayım o kadar gol atayım mantığı değil ama benim kafamda oturttuğum sistem büyük takımlarda 4-1-4-1 iyi bir ön libero yakalarsan 4-2-3-1 ne olursa olsun bizim ligde 10 numaralar iş yapıyor. Avrupa arenası farklı. Ben çok Jesus'un da hani sistem üçlüden ziyade şunu söyleyelim en azından. Çalıştırdığı her takımda benim dikkat ettiğim ayrıntı şu Melike. Forvetlerden gol katkısı almış. Bence bu önemli. Okan Buruk da mesela ben bu anlamda hep. Hangi Akhisar'ı çalıştı? Selezno. Çok önemli. Rize'yi evet. Çalıştırdı. Vedat Muriç. Başakşehir'i çalıştırdı. Dembaba, Crivelli. Ki Okan Hoca sonrası kimse suratına bakmadı bu oyuncuların. O anlamda hani hücum dokunuşları olan bir teknik adam. Disiplinli bir teknik adam. Öyle hani işine karışamazsınız. O otorite çok önemli. Yani şimdi Torrent bize o enerjiyi vermedi mesela. Hani isim kıyaslarsak. Mesela Valerian İsmail de tam tersi. Kenardan o enerjiyi verdi. Hani ben hem taktik olarak hem karizma olarak Jesus'un güzel ve iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Şimdi devam edeceğiz konuşmaya. Bayağı bir soru geliyor bugün. Herhalde Fenerbahçeliler epey bir bu konuda heyecanlı ve beklentiler yüksek.